ağrıları. Günlük yaşamda bel ve boyun ağrılarından sonra en sık görülen eklem ağrısı ve uzmanlara göre en çok da ev işleri yapan kadınları etkiliyor efendim. Gündelik ev işlerinde üst dolaplara ağır cisimlerin kaldırılması, yüksek rafların temizlenmesi, yukarıdan tencere, tabak gibi eşyaların alınması omuz anatomisini zorluyor. Peki omuz ağrısı neden olur? Omuz ağrısına ne iyi gelir? Omuz ağrısı nasıl geçer? Omuz ağrısı hakkında merak ettiğimiz tüm soruları ve ayrıca diz ağrılarını neden olduğunu, tanı ve tedavi yöntemlerini konuşacağız, bunu soracağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Şadi Kılınç bu bölümün konu. Size sorularınızla bize katılın. 0212 243 71 78'den bizi arayabilir, sorularınızı hemen sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı yetebilirsiniz efendim. Hoş geldiniz Sayın Kılınç. Teşekkür ederim Duygu Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şimdi biz kadınların e, ev işi yapmalarından ötürü çok fazla omuz problemi yaşadığımızı biliyoruz. Hı. Omuzun anatomisiyle başlayalım mı? Omuzlarımız nasıl çalışır? Evet aslında bununla başlamakta fayda var. Ee, omuz eklemi, e, vücudumuzda bir sürü eklemlerimiz var ama omuz eklemi kendine has bir özelliği var. Ee, bolon saket dediğimiz bir top gibi başı olan humerus başı ile beraber hı hı. karşısında glenoid dediğimiz eklemin e, birbirine uyumuyla ortaya çıkan bir eklem. Hı hı. Ee, bu eklemde kemik desteği biraz az. Yani karşı taraftaki eklemi kuvvetlendiren, destekleyen kemik yapı biraz az. Böyle olunca etraf dokulardaki kas dokusu, yumuşak doku, ligament, bağ dokularına destek daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ve aynı zamanda e, tabi bu en fazla hareket eden, e, eklem hareket açıklığı en fazla olan eklemlerimizden birisi. Evet. Böyle olunca tabi buradaki bağ dokusuna daha fazla bir kuvvet e, ve desteğe ihtiyacımız oluyor. Doğru. E, böyle olunca e, işte raftan bir şey almaya e, uzandığımız zaman veya günlük hareketlerimizde e, sporla uğraşırken omuz e, kasları, etraf bağ dokuları ee, sürekli bir kuvvete tabi oluyor. Hı hı. Ee, bu da zamanla bazı problemlerin ağrıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani özetleyecek olursak omuz ekleminde kemik yapıdan çok e, bağ dokusu dediğimiz tendon, e, kapsül dediğimiz dokular daha ön plana çıkıyor. Hı hı. Ee, hareket açıklığı da fazla olduğu için zorlanmalar ve yaralanmalar, e, sık e, zedelenmeler sık gözüküyor, sık gözüküyor gerçekten. Peki hocam nasıl yapalım? Yani omuzumuzu nasıl koruyalım? Ne gibi önerileriniz olacak biz kadınlara? Şimdi açıkçası burada önemli olan noktadan birisi hayatımızda sporu eksik etmememiz lazım. Çünkü dediğim gibi burada tendon ve bağlar işlevi gördüğü için aslında bunların kuvvetli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra tekrarlayıcı hareketlerden kaçınmak lazım. Yani bu bazen bir meslek hastalığı da olabiliyor, bazen bir sporcu hastalığı olabiliyor, bazen de ...çağımızın en zor mesleklerinden biri olan ev kadınlığının rahatsızlığı olabiliyor. Evet. Çünkü e, burada işte raftan bir şey almak, ev temizliğinde ağır bir şey kaldırmak... ...bunlar omuzumuzu zedeliyor ve tekrarlayıcı hareketler e, bu kas dokularını sürekli e, tahrip ediyor. O yüzden e, kaslarımızı aslında günlük yapmamız gereken e, bir egzersiz programı... ...kasları zinde tutmaya, canlı tutmaya e, yardımcı olur... Ee, onun dışında da haddinden fazla yani o kasın taşıyabileceği yükün üstüne çıkmamak lazım. Zorlamayacağız. Zorlamamak lazım. Burada zaten kas sizi uyarır, ağrı yapar. Ee, beni artık zorlama der. Hı hı. Ama hepimiz bunun üzerine çıkıyoruz bazen. Evet. İster istemez zorluyoruz. Ee, bu da sonra bize gelmenize neden oluyor. Vücudumuzu dinleyeceğiz o zaman Kesinlikle dinlememiz lazım. Kendimize biraz vakit ayırmamız lazım. Sağlığımıza vakit ayırmamız lazım. Yani her zaman denge diyoruz biz. Hani... Çok sedanter, çok hareketsiz değil, çok hareketli de değil. Yani bizim en çok yanıldığımız konu bu oluyor. Ben zaten hareketliyim diyor hasta bize geliyor. Hocam yani mesela biz egzersiz yapmanız gerekiyor diyoruz. Hastanın cevabı hocam ben zaten çok hareketliymiş durmuyorum diyor. Hı hı. Ama bu da zararlı zaten diyoruz biz de. Zaten hiç durmamanız da doğru değil. Arada bir durup nefes alıp dinlenmeniz oradaki... E, kası çok zorlamamamız lazım. Eklemlerimizi çok zorlamamamız lazım. Çok fazla oturarak, yatarak yani sedanter yaşam dediğimiz televizyon başında, e, bilgisayar başında da geçirmememiz lazım. Burada da işte dediğim gibi e, günlük egzersizler, evde germe ve kuvvetlendirme egzersizleri öneriyoruz biz. Evet, çok önemli, değil Bu değil mi? omuz için, e, diz için de ve bütün eklemler için çok önemli. E tabi burada önerdiğimiz bazı egzersiz tipleri var. Mesela yüzme Omuz için çok iyi gelen bir egzersiz tipi. Evet, yüzmeyi ön koşul olarak egzersizde ön koşul olarak. Ortopedi de yüzme çok önemli bir egzersiz. Evet. Çünkü izometrik egzersiz dediğimiz kasları çok zorlamadan ince kas grubunu çalıştıran egzersiz grubu yüzmedir. Ağırlık kaldırmak. O işte çok sağlıklı değil. Hı hı. Bunu çok kontrollü yapmamız gerekiyor. Kasınızın herkesin kas kuvveti farklı. Kasın taşıyabileceği yük miktarı farklı. Öyle hastalarımız geliyor ki bize genç hastalar artık o da spor bağımlılığı denen bir durum var. fitnesslara gidip ciddi ağırlıkların altına giriyorlar. Bu hem bayan hem erkek hastalarımız için geçerli. Ve ciddi omuz yaralanmalarıyla geliyorlar bize. Ve biz uyarmamıza rağmen, hani işin ciddiyetini MR çekerek, e, muayene ederek, onları anlatarak göstermemize rağmen bundan vazgeçemiyorlar. E, bu da dediğim gibi kontrollü yapılması gereken bir şey. Bunu aslında biz bir yerde fizyoterapistlere, e, fizik tedavi uzmanlarına yönlendirerek zaten nasıl yapılması gerektiğini, o ağırlıkları yavaş yavaş önce germeyle, e, ...önce kendi kuvvetiyle kaldırarak... ...ısındırarak ısındırarak yani alıştırarak yapmak gerekiyor. E, yani her şeyi biraz daha bilinçli yaparsak... E, ...aslında e, bu omuzlarımız, eklemlerimiz bizi bir ömür götürebilir. Değil mi? Çok evet. güzel söylediniz. Şimdi acaba omuzu ağrıyan kişiler ne zaman size gelmeliler? Omuz ağrılarının altında genelde ne ararsınız? Evet, şimdi omuz ağrıları e, bel... Ee, ve boyun ağrılarından sonra bize üçüncü e, başvuru sebeplerinden biri. Yani çok sık gözüken bir şey aslında. Evet. Ve burada biz baktığımız zaman e, doktor olarak bize gelen hastalara marş çok geniş. Yani genç hasta da geliyor, 75 yaşında, 80 yaşında hastalarımız da var. E, çünkü burada e, dediğim gibi e, omuz eklemi çok hareketli bir eklem, çok çalışan bir eklem. Ee, o yüzden e, omuz ağrıları olunca hiç ihmal etmeden e, hemen doktora gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Buradaki tendonun e, ve kas grubunun zedelenmesinde biz ne kadar erken teşhis edersek tedavi şekilleri o kadar rahat, daha, bas, daha basit, daha az invaziv, yani bir cerrahi girişim gerektirmeden tedavi edebileceğimiz, yani hayatını şekillendirerek belli egzersizlerle bu problemi çözebiliyoruz. O yüzden ne kadar erken gelirlerse, biz de onlara o kadar rahat, e, faydalı olabiliyoruz. Daha kolay fayda sağlayabiliyoruz. Kolay bir tedavi süreci oluyor. Kolay bir tedavi süreci oluyor. Yani kendi korktukları bir ameliyat süreci olmuyor. Çok ciddi bir ilaç kullanımı olmuyor. E, ve bu süreci e, kapatabiliyoruz böyle. Şimdi omuz ağrılarının altında bakan nedenleri araştırdığımda sıkışma sendromu diye bir sendrom türü gördüm. Evet Acaba bu sık görülen bir durum mudur? Nedir? E, şimdi bu belli bir yaştan sonra sık gözüken bir şey. Neden belli bir yaştan sonra? Çünkü hep aynı şeyi söyleyeceğim ama bu omuzdan bahsederken. Omuzu kaldıran kas grupları yaşımız ilerlediği zaman burada tendon yani kasın kemiğe yapıştığı noktaya tendon diyoruz. Kolu kaldıran bir kiriş gibi düşünün. Hı hı. Bir kaldıraç gibi düşünün. Bunlar zamanla yaşımız ilerledikçe belli bir yaştan sonra bu tendonlar canlılığını yitiriyor. Yani içindeki kollajen miktarını, su miktarını yitiriyor. Ee, ve sürekli hareket halinde, gün içindeki hareketlerimizde hareket halinde güç taşıyor. Ee, sıkışma sendromu da şöyle oluyor. Bu omuz ekleminde üst tarafta bir şapka gibi akromiyon dediğimiz bir kemik var. Yani eklem şöyle bolon soketlemiştim ya biraz önce. Evet. Bunu kaplayan bir şapka gibi akromiyon dediğimiz tam şu üstte dokunduğumuz zaman elimize gelen kemik... Ee, Oradaki aralığı daraltıyor. Yani orada bir dar boğaz oluşuyor. Hı hı. Altından da kolu kaldıran tendonumuz mevcut. E, bu akromiyon e, anatomik varyasyonları var. Yani normalde biz çoğunlukla düz olarak görürüz anatomik anatomide. Ama bazen tipiki dediğimizde biraz daha aşağı doğru eğimli oluyor. Tip 3'te ise iyice aşağı doğru gagalı oluyor. E, bu ne demek? O zaman alttaki tendonun Hareket mesafesini iyice sıkıştırıyor demek. Hmm. Yani tendon e, kolu kaldırıp indirirken üstteki şapka tarafından sıkıştırılıyor. Bunu biz ağrı yapmayana kadar fark etmeyiz. Ama ağrı yaptıktan sonra bir şey oluyor burada deriz. Hı hı. E, bu da genellikle gece ağrısı ile gelir bize. Yani e, seyircilerimiz özellikle bunu dikkat etsin. E, gece ağrıları omuz için biraz patoknomonik yani belirleyici bizim için. E, bu Kemik maalesef o tendonu sıkıştırarak yavaş yavaş e, zedeli aşındırmaya başlıyor. Yani ben hep hastalarıma bu örneği veriyorum. Hani bir ipi taşa sürtersiniz püskül püskül olmaya başlar ve kopar ya. Evet. Maalesef bunun gibi bir şey yaşıyoruz. Ee, bunun bu, da evreleri var o zaman. Bunun da evreleri var. İşte ne kadar erken yakalarsak bunu kopmadan oradaki hani ipin iyice kopar haline gelmediği noktada o zaman bizim onlara yardımcı olmamız çok kolay oluyor. Peki nedir bu e, işlemin tedavisi? Şimdi burada biz basamak basamak gidiyoruz. Evre evre gidiyoruz. İlk önce hastamız geldiği zaman hikaye çok önemli. İşte mesela gece ağrısından bahsediyorsa ve ondan sonra muayene. Kolu kaldırırken ağrı hissederiz genellikle. 90 derecenin üzerinde bu omuzdaki kas devreye giriyor. 90 derecenin üzerinde yaptığımız hareketlerde. Bunu da gördükten sonra bunun tam teşhisini koymak için aslında MR'a yolluyoruz. MR'da tendonun bütünlüğünü, sıkışmayı, kemik yapının nasıl olduğunu anladıktan sonra eğer başlangıç aşamasındaysa aşamasınday ise e önce bir antiinflamatuvar dediğimiz ilaçlar var. Çünkü orada aşınmaya bağlı önce ödem ortaya çıkıyor. O ödemi indirmek. Evet, gerekiyor. önce bu ödemi indirmemiz lazım. Çünkü bu süreci iyi yönetemezsek sonra belki konuşacağız sizinle donukomuza gidiyor süreç. Evet. E, orada ödem oluşuyor. Ödem kolu kaldıramayıp ağrı kısıt, e, hareket kısıtlılığı ortaya çıkartmaya başlıyor. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz antiinflamatuar ilaçlarla ee, ve bir hafta dinlendiriyoruz ve buz uygulaması tavsiye ediyoruz çünkü buz da bir ödem atmak için bizim en doğal e, yan etkisi olmayan bir e, silahımız diyebiliriz. Evet. E, çok biz orta buzu da çok seviyoruz evet. yüzme gibi e, soğuk uygulama öneriyorum e, antiinflamatuar ilaç bir omuz askısı. bir hafta bu sıkışma sendromunda bekliyoruz hı hı. eğer hani yırtık e, hafif seviyede ise. Hı hı. Ondan sonra süreçte eğer bu başarı oranını yakalayamazsak süreci bir öteye taşıyoruz. Gene non-invaziv yöntemlerden ne yapılabilir? Eklem enjeksiyonu. Burada da alternatif tedavi şekilleri var ama ben kabaca bahsedersem steroid kortizol enjeksiyonu var duymuşsunuzdur. Duydum. Bunu çok fazla tavsiye etmiyoruz. Yani Neden? ben de çok tavsiye etmiyorum. Neden? Steroidler yapıldığı zaman ağrıyı hemen kesiyorlar. Hı hı. Ödeme indirme konusunda çok başarılı. Hemen enjeksiyonu yaptığımız zaman omuza. Ama bunların yan etkileri herkes biliyor gerçi bunu biraz ama bizim en çok korktuğumuz tenoliz yapıyor. Yani tendonu esas bizim korumamız gereken tendonu inceltiyor. Zaten kopmasından korkuyoruz. Bir de o incelirse kovulur bu sefer işi daha ciddi boyuta taşımasından korktuğumuz için steroidleri son safhalarda tercih ediyoruz genellikle. Alternatif olarak bizim şu an fayda gördüğümüz PRP var. PRP enjeksiyonlarında sporcularda çok kullandığımız gibi artık halka da çok bu kullanılır hale geldi. Nasıl bir yöntem bu? PRP yöntemi aslında 10 senedir kullanılan bir yöntem. Sonuçları, makaleleri yayınlandı, klinik yayınlar yapıldı. Artık bütün akademisyenler bunu kabul etti. PRP kendi kanımızın 10 mililitre bir kan alıyoruz. Bu kanı bir santrifüjden geçiriyoruz. Ve içinde platelet dediğimiz, trombosit dediğimiz, halk arasındaki kanı pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerini ayrıştırıyoruz. Sonra 1-2 mililitre olarak elimize geliyor bu enjektörle. Ee, bu e, burayı lokal anesteziyle uyuşturarak e, bundan da çok korkuyor halkımız hani bir enjeksiyondan ama hiç korkmasınlar öyle ağrılı bir işlem değil lokal bir anestezi uygulanıyor seli şartlarda e, o eklemin boşluğuna yani sıkışan bölgeye kasın hasar gören bölgesine enjekte ediyoruz. Bu sürekliliği var mı bu tedavinin? Ee, burada bizim tavsiyemiz 10 gün arayla 3 defa yapmak. Hı hı burada amaç burada bir yenilenme hücresi sağlamak. Yani o trombosit hücrelerinin içinde büyüme faktörleri var. İkinci olarak da kan hücrelerinin oraya kan damarlarının oraya gelmesini sağlayıp beslenmeyi sağlıyor hı hı. ve biraz önce dediğim gibi orada oluşan tahrişi bir yenilenme gibi düşünün, bir yamalanma gibi orayı tekrar eski haline getiriyor. Kendi kendini iyileştiriyor o. Evet. Yöntemleri. Bu da 10 günde bir inflamasyon biter. Yani yenilenme süreci azalmaya başlar. Biz ikinci bir uyaran veriyoruz 10 gün sonra. Bir üçüncü uyaran veriyoruz 10 gün sonra. Ondan sonra bekliyoruz. süreçte başarı alırsak, eğer iyi bir netice almaya devam ediyorsak sonra fizik tedaviye yolluyoruz. O yenilenen tendonun, kasın güçlenmesini arzu ediyoruz bu sefer de ki bu tekrar geri dönmesin diye. İlerleyen aşamada donuk omuz galiba evet. değil mi? Evet. Zaten bu birbirinin takibi ee, Biraz önce de bahsettim ya. İlk başta bu sürtünmeler ödem yapmaya başlar. Ağrılar ortaya çıkar. Ee, bu ağrılar ortaya çıktığı zaman işte bize gelmesinin tavsiyemiz e, bu sebepten dolayı bunu ihmal ettiğimiz zaman o ödem e, iyileşirken bir hasar dokusu oluşturuyor maalesef. Anladım. Yani sertleşme oluşturuyor. Yani e, oradaki kapsülde eee tendonlarda bir sıkılaşma oluşturuyor. Bu da hareket kısıtlılığı yaratmaya başlıyor ve bu kalıcı hale geliyor. Maalesef bu ciddi bir durum. Çünkü biz bunu açamıyoruz kolay kolay. Çünkü sertleşiyor. Bir m, donuk omuzun tabiri de oradan geliyor zaten. Hı hı. Bu aşamaya gitmemesi lazım. Yani e, o ödemleri bizim hemen çözmemiz lazım ki donuk omuz ortaya çıkmasın. E, çünkü o süreç çok daha uzun. Hı, hı. Şimdi WhatsApp sorularıyla devam etmek istiyorum. Siz de bize sorularınıza katılabilirsiniz efendim. 0212 243 71 78'den bizi arayın. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla sorularınızı iletin. Bir izleyicimiz şunu sorar. Çocukluk gençlik dönemimde 10 yıl boyunca yüzme sporu yaptım. Sırtımda hafif bir kambur var. Şu an 36 yaşındayım. Kamburumu geçirmek için hocamın önerdiği evde yapabileceğim bir egzersiz var mı? Hı hı. E, kamburluk süreciyle ilgili de aslında yüzme çok iyi bir egzersiz yapmış, belki bunu yapmasa çok daha kötü olacaktı. Bunu evet. yaptığı için mi kambur oldu? O kamb... Hayır, ben onu söyledim. Bunu yapmasaydı belki daha evet. kötü olacaktı çünkü yüzme bizim önerdiğimiz bir egzersiz aslında kamburluk için. Şimdi bununla ilgili ciddi germe egzersizleri var. E, özellikle tek ayak üstünde kalkıp elini yukarıya uzatıp böyle bir ayağı ve bir ayağını kaldırarak yapılan egzersizler var. Bir de yüzü koyun e, yatıp gene germe egzersizleri var ama onu burada göstermem çok zor. Ee, bunu YouTube'da veya internet ortamında araştırırsa e, bunlara çok daha detaylı görsel ve video şeklinde ulaşabilir. Hı hı. bir Herhalde tedavisi ya da cerrahi bir yöntemi yok. Kamurlu yani, mu? Şimdi evet. orada seviye önemli bizim için kamburlukta. Ee, gene bir skolyoz grafisi çekiliyor. Burada lateralden baktığımız zaman bir açı var orada. O açı bizim için önemli cerrahiye gidip gitmeyeceği konusunda. Ee, eğer öyle bir şey yoksa bir ortopedi doktorafı tarafından değerlendirilip Ondan sonra önce biz egzersiz öneriyoruz kendisine. Bir diğer sorumuz hocam e, selamlar 31 yaşındayım Merhaba. yaklaşık 10 yıldır sor omzumda e, tekrarlayan omuz çıkıkları oluyor yılda hmm. bir kez e, ters bir hareketle çıkıyor omzum son yıllarda astroskopi uygulanıyor bildiğim kadarıyla bu ameliyatta başarı şansı ne kadar yani hmm. bir daha omzum çıkmaz mı hmm. ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Evet ya burada yine size bahsettiğim gibi omuzda hep kas dokuları Etraftaki yumuşak dokular yük alıyor Omuz eklemi de çıkmaya meyildi bu sefer. Çünkü kemik destek yok. Bağ dokusu bir ters harekette omuz çıkabiliyor. Ve biz genç hastada omuz çıkıklarından sonra en çok karşılaştığımız şey tekrar çıkma. E, hastamız da böyle bir problemle karşılaşmış Hı. anladığım kadarıyla. E, yaşlı hastalarda omuz çıkığından sonra rotator kaf dediğimiz kolu kaldıran ana tendon kopmasını görürken gençlerde tekrarlayıcı çıkık görüyoruz. Bunun sebebini de şöyle anlatayım biraz giriş olarak e, bahsedersem. Gene buradaki eklemi önden ve arkadan e, çıkmasını engelleyen gene labrum dediğimiz iki tane e, yumuşak doku var. Tam böyle C şeklinde biri önde biri arkada. Omuzun öne ve arkasına çıkmasına engel oluyor. İlk çıkışta bu yırtılıyor maalesef. E, yırtıldıktan sonra artık buradaki engelleyici bariyeri kaybetmiş oluyoruz. Ve ufacık bir dış rotasyon ve abduksiyon hareketinde bu özellikle işte bir yüzme hareketi ne bileyim kolunu bir yerden kaldırırken metrobüste bile elini tutup ani bir frende hastalarımız omuzlu tekrar çıkmaya başlıyor. Yani halk arasında yer yaptığı tabiri vardır ya bunun için kullanılıyor. kullanılıyor. Biz bunun için eskiden açık ameliyatlar yapıyorduk. Ve buradan omuz eklemine girebilmemiz için oradaki kasları kesmemiz gerekiyordu. Ve ciddi derinde olan bir ekleme ulaşmak için etraf dokuları yaralamamız gerekiyordu cerrahi teknikte. Ama artık artroskopi dediğimiz ekleme bir santimlik delikten ufak bir kamera yardımıyla giriyoruz. Bu kasların arasından kesmeden aralıktan girip önce problemi teşhis ediyoruz kamerayla. Diğer bir delikle de tekrar orada yırtılan dokuya ulaşıyoruz. Ve o C şeklinde labrum dediğim o yapıyı yerine... Önce kemiğe bir ankor sutur dediğimiz bir çapa e, vidayla dikiyoruz. Yani oraya biz tekrar bir bariyeri oluşturuyoruz. Anladım. Ve bu ameliyatın size e, tahmini süresini söylesem şaşırırsınız. 45 dakikada bitirebiliyoruz bunu. Yani tecrübeli bir elde. Bu artık bu kadar hızlı Kolay. bir şekilde çok başarılı bir şekilde bitiyor. Evet. Ve bu çok önemli. Çünkü hastamıza tavsiyemiz bunu böyle bırakırsa bu eklem her çıktığında e, eklemin en değerli olan kıkırdak kısmını kaybediyor. Ee, eklemlerde kıkırdak neden değerli? Çünkü kıkırdak kendini yenileyebilen bir e, doku değil. Ü, üreyemiyor, Kendini tamir edemiyor. Yani bir kemiğinizi kırdığınız zaman kemik tekrar kendini onarır ve eskisi gibi olur. Aynısı olur. Ama kıkırdakta böyle, Ama bir, şey böyle yok. bir şey yok. Zaten bizim ortopedideki hastalarımızın yoğunluğunun sebebi bu kadar dikkat edin dememizin sebebi bu. Kıkırdağı kaybetmememiz lazım. Çok önemli bir şey söylediniz gerçekten. Evet. Biraz da dizden bahsedelim. Belki dizinden rahatsız olan izleyicilerimiz vardır. Bu bölümü merakla bekliyor olabilirler. Dizde en sık karşılaştığınız sorunlar neler olabiliyor? E, Dizde de yaşla beraber tabii yaş ve cinsiyetle beraber çok değişen e, problemler var. Ama hani burada biraz sıklıklığına göre bahsedelim. Ee, özellikle genç yaşta gene spor aktivitesine bağlı olarak e, halı saha olabilir, futbol, basketbol veya herhangi bir spordan da bağlı olarak menisküs yırtılmaları, e, ön çapraz bağ kopmaları ve daha genç bayanlarda daha çok gördüğümüz kondromalazi patella dediğimiz veya ön diz ağrısı dediğimiz problemlerle sık karşılaşıyoruz. Ee, ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Yani nedir bunun tedavi yolları? şimdi ilk önce teşhisi koymak lazım. Mesela kondromalazi patella ile başlarsak bu daha çok biraz önce de bahsettiğim gibi sedanter yaşama bağlı dizimizi kuvvetlendirici gene quadriceps kası dediğimiz kasların zayıflığına bağlı olarak bu patella öndeki kemiktir. Bu ön kemiğin arkadaki kemiğe oturmasından ve sürtünmesinden kaynaklanıyor. kasımız güçlenirse o öndeki patella kemiği havaya kalkıyor. Yani o eklem sürtünmemiş oluyor. Ama bizim günlük yaşamımız gereği çalışmamız bu egzersizlere engel oluyorsa zamanla hastalarımız merdiven inip çıkarken özellikle bunu söylerler bize zaten. Biz merdiven inip çıkarken özellikle çömelip kalkarken ya da namaz kılan birisi ise namazında eğilip kalkarken dizlerim ağrıyor der. Biz gene burada bir muayene sonrası MR çekip teşhisi koyuyoruz. Çünkü gene derecelendirme yapıyoruz. Kıkırdak hasarı oluşmamasını istiyoruz. Bunu korumamız lazım gene her zamanki gibi. Peki kıkırdağımızı koruyucu bir takım önlemler var mı bizim alabileceğimiz? Ee, burada gene birinci şey egzersiz ve aşırı e, zorlamadan kaçınmak. İkincisi de bunu destekleyici artık e, kıkırdağın içindeki yapı taşlarını içeren bazı gıda takviyeleri var. İlaç değil. Nedir bunlar? Glikozamin, e, kondrotin sülfat. Bunlar e, kıkırdağın hücreler arasındaki e, destek yapı taşları. E, ...korlojen... ...bunları şu an güncel olarak zaten... ...halkımız da duymaya başlamıştır. Bunları takviye olarak alabiliriz. Alabiliriz. Ama bunu lütfen kontrol altında alalım. Yani e, hemen bir yerden... ...sipariş verelim, bunu sürekli kullanalım... ...yapmıyoruz biz. E, ve bunu hemen başlamıyoruz. Önce bir biz değerlendirelim. Belli süreçlerle kullanıp belli süreçlerle ara veriyoruz. Mesela glikozamini 3 ay kullandırdıktan sonra... ...bir 2 ay ara veriyoruz. Hmm. E, arada başka şeyler de var. Mesela yumurta kabuğu ekstresi kullanılıyor... Hı -hı. Burada da gene Kıkırdağ'ın amaç e, yapı taşlarını takviye etmek. Çünkü vücut bir şey zedelendiği zaman onu onarması lazım. Ve onun yapı taşına ihtiyacı var. Yani bir binayı yapmamız için çimentoya ihtiyacımız olduğu gibi. Evet. E, bu destekleri veriyoruz sporcularda, gençlerde. E, çok da e, iyi neticeler alınıyor. Bunların da gene bir literatürü e, kanıtlanmış tedavi şekilleri. E, bir üst basamağa geçersek de ekleme yapıyoruz. E, Enjeksiyonlar gene yapılabiliyor ve burada diz ekleminde özellikle hiyalonik asit dediğimiz gene kıkırdağı besleyen, eklemi yağlanmasını sağlayan, daha rahat hareket etmesini sağlayan bir eklem sıvısı bu. Tabi sorun oluşmadan önce yaptırmak gerekiyor değil mi bunu? Ee, bu aslında hemen a dizimiz ağrıyor deyip hemen içeri gelen hastaya yapmıyoruz. Anladım. Önce dediğim gibi... E bir egzersiz antiinflamatuvar sürecinden cevap alamadığımız hastalara yapıyoruz ama kıkırdak dediğiniz çok doğru. Kıkırdak hasarı oluşmadan yapılırsa daha iyi netice Etkili alırız. PRP de öyle. Ne kadar erken teşhiste küçük lezyon varken yapılırsa etki ve başarı o kadar çok oluyor. Zaten halk diyor mesela bazıları ben PRP yaptırdım hiç fayda göremedim diyor ama o neden geç kalındığı için. Erken uygun endikasyon ya. olmadığı için oluyor. Ama uygun endikasyonda o kadar memnun oluyorlar ki ee, diğer hastaları tavsiye edip bizi yolluyorlar. Şimdi bir izleyicimiz der ki merhaba diz içi sıvı bitmiş dedi doktor. Diz içine enjeksiyon e, ve bitkisel hap tedavisi. İki <laughs> alternatif söylemiş. <laughs> Hangisini önerirsiniz? <laughs> 56 yaşındayım yürüyemiyorum der. Ee, şimdi bunu e, görmeden, muayene etmeden, e, yani röntgenini görmeden, hastayı muayene etmeden cevaplamam çok sağlıklı olmasa da Kaba tabirle söyleyeyim. Eklem sıvısı bitmiş derken gene burada bir evreleme var. Yani kıkırdak dokusunu zedelenmiş. Evet aslında burada sıvı bitme terimi gene kıkırdak hasarını halk arasındaki kireçleme tabiri de bunu karşılığı aslında. Ee, ama bazen bunu bizim hastalarımız işte şey diye geliyor. Sıvım bitti, işte kireçlemem var, menisküsüm yırtık. Bu süreçler gene aslında birbirini takip eden bir süreç. Evet. As e, doktor beyin hastamıza tavsiye ettiği şeyler e, gene doğal tedaviler e, tavsiye edebilirim yapabilir ama lütfen doktor kontrolünde yapsın. Gıda takviyesi biraz önce bahsettiğim gibi o bitkisel dediği o büyük ihtimal glikozamin kondrotin. Evet. Ee, sıvı dediği de hyaluronik asittir ama steroidden uzak durmalarını tavsiye ederim. Yani steroid dediğim gibi uzun dönemde zarar veriyor. Pekala çok keyifli bir sohbetti ama süremiz ne yazık ki doldu. Daha konuşacağımız <laughs> çok konu vardı ama yine bekleyeceğiz artık. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık sağ bizim sağ ilgilendirdiğiniz sağ sağ Teşekkür ederim. Efendim hem diz hem de omuzla ilgili sorunlarımızı konuştuk ve bitirdik bu bölümü de. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ahmet Şadi Kılınç'la kapatıyoruz programı. Pazartesi günü yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.